19 yıl önceydi hain bir pusuya düşen gözü pek mert yiğit Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi'ne veda etti. İşte o gün bugündür sevenlerinin gözündeki yaş, kalbindeki sızı dinmedi. Bu sene de gelenek bozulmadı. Hayranları onun için lokma dağıttı. İstanbul ya onlarındır ya da bizim. Cerrahpaşalı Halit tetiğe bastı, aslan yürekli Çakır'ı hayattan kopardı. O gün bugündür gözlerdeki yaş kurumadı. Hayranları efsaneyi yine özlemle andı. Çok severek izlerdim. Hem de değerlerimizi yaşayalım istedim biraz da. Süleyman Çakır da bizim için önemli, değerli birisi. Süleyman Çakır, gözü pek, mert, eyvallahsızdı. Benim bu alemdeki raconum, belimden silahı çektikten sonra mermim bitene kadar yerine koymamaktır. Türk televizyon tarihinin unutulmazlarından Kurtlar Vadisi'nin bir numaralı yıldızıydı. Kurtlar Vadisi oynandığı zaman perşembe günleri dışarı kimse çıkmıyordu. Çünkü herkes ekrana kilitleniyordu. Seyirci daha ona doymamışken 45. bölümde hain bir pusuyla hayattan koparıldı. Polat Alemdar intikamını misliyle alsa da sevenlerinin yüreği soğumadı. Bu yılda kalplerde aynı acı vardı. Sosyal medyada binlerce başsağlığı mesajı paylaşıldı. Yalova'da lokma. Harbiden olmayan bir kişi hakkında yıllardır süren bir yas. Adam için lokma dağıtılıyor, biz şaşırdık. Ama gerçekten büyük insan. Ankara'da da hayrına lokum dağıtıldı. Ateşli silahla yaralanmış olarak getirilen Süleyman Çakır, acil olarak ameliyata alınmış, göğüs, kalp ve damar. Oyuncu Oktay Kaynarca da ismini bambaşka yerleri taşıyan Süleyman Çakır için başsağlığı mesajı paylaştı. Rahmetliyi tanırdım. Dürüst, mert, gözü pek, yiğit bir arkadaştı. Sevenlerine ve hayranlarına başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet etsin.